Twitch kanalı olarak sen de kullanıyorsun, abla sen de kullanıyorsun. Ta akıyor biri. Ben oturuyorum, onlarla iletişim kuruyorum. Yalnız yarım saat kadar bir bağlantı problemi yaşıyorum. Çok ondan zor. Sonra çok zor ya. Şimdi mükemmel yani. Şu an çok basit. Şu ana kadar canım kaç kare fotoğrafın var? Abla senin fotoğrafların nerede? Benim de var. Ailenle senle sıklıkla konuşuyorsun. Şu anda abla senle sıklıkla konuştun. Ben ailemle her... Merhaba, Oscorp Yurtdışı Hizmetleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Kumru ablayla beraberiz. Hoş geldin Kumru abla, nasılsın? Merhaba canım, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ben burada yokum zaten. Merhaba Mehmet. Merhabalar. Merhaba Mehmet. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızdaki yıl farkını konuşacağız aslında. Evet. İkimiz de yurt dışında belli süreler yaşamış insanlar olarak o dönemde ve bu dönemde ne gibi farklar olduğunu konuşmak istiyoruz. Evet, bununla ilgili olarak benim bu ikiliye hazırladığım sorularım var. O soruları soracağız ve aldığımız cevaplara göre de hangi yıl gitmek daha eğlenceliymiş aslında buna karar vereceğiz. Şimdi ablam gittiğinde çok eskiydi biliyorsun. Evet, çok eskiydi. Kabul ediyorum. Evet, öncelikle katıldığınız programlar ve yılları öğrenerek başlayalım. Tabii. Ben 2009'da Amerika'ya Work and Travel programına gittim. Ben de 2021 senesinde İtalya'ya lisans eğitimi almak için gittim. Canınki çok havalı. Fark ettim. Fark ettim, hiç yorum yapmadım o yüzden. Evet, şimdi ben size bir takım dediğim gibi sorular hazırladım. Aslında 4 tane ana sorumuz var. Bu sorular üzerinden yola çıkacağız ve ona göre aslında sohbeti ilerleteceğiz diyebilirim. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Evet. Evet Can. Ailenle sen ne sıklıkla konuşuyorsun? Şu anda abla sen ne sıklıkla konuştun? Ben ailemle her gün konuşuyorum. Maalesef hiç ıskalamaz, hiç sekmez. Annem beni her gün arar ve her gün konuşurum. Bir de istediği her an konuşabiliyordur Can. Tabii yani ki. Hani ben de her gün konuştum ama her gün konuşmadım da ben şöyle yapıyordum. İşte saat farkına bakıyorum. İşte sadece masaüstü bilgisayarlar olduğu için hangi saatte onlara ulaşabilirim? İşte bilgisayarın başında ne yapabilirim, nasıl bir iletişim kurabilirim, sadece öyle konuşabiliyorum. Benim en büyük avantajım aramızda yazın bir, kışın iki saat olduğundan saat farkını çok düşünmemek evet, aslında. Evet, bir de akıllı telefon var yani bunu da lütfen göz ardı evet. etmeyelim kardeşim. Evet, ablam gittiğinde şey vardı, Sony Ericsson vardı. BlackBerry yeni çıkmıştı. Ben istediğim an istediğim yerde çok rahatlıkla konuşabiliyorum. Evet, inanılmaz bir iletişim farkı vardı aramızda. Yani aileleri şimdi herkese istediği gibi ulaşabiliyor. Tabii bütün ki. Çocuklarına rahatlıkla ulaşabiliyor. Ben de biraz öyle değildi durum yani üzgünüm. Benim için her şey daha kolay gibi görünüyor. O zaman ikinci sorumla devam ediyorum. İletişim kanalı olarak ailenle ya da arkadaşlarınla iletişim kanalı olarak sen de kullanıyorsun, abla sen de kullandın. Ben FaceTime veya WhatsApp görüntülü konuşma üzerinden her dakika görüşebiliyorum çok büyük rahatlıkla. Ben arkadaşlarımla mail yoluyla iletişim kurdum. Hep bu Türkiye'deki arkadaşlarımla hep mailleştim. Yani hızlıydım. Görmüyorduk birbirimizi ama mail hızlı yani bir iletişim aracı. Ben onu söyleyeyim size. Ya tuşa bas. Gidiyor. İşte yani. Yani biz onu kullandık tabii. Sonra işte MSN de böyle görüntülü ama... Ya izleyen kitle MSN'i bilmiyor olabilir. Ben öyle söyleyeyim. MSN yok şimdi. Ya ben 2-3 yaşındayken kalkmıştı diye hatırlıyorum. MSN'de de bağlanırsın, karşıdakinin görüntüsü donar, anne kıpırdamayın, konuşmak istiyorum dersin. Yani böyle bir dram, iletişim bir dramdır yani. Evet, ablamla ilk çektiğimiz videoda bundan bahsetmiştik. Evet. Ben geceleri MSN nöbetindeyim, online olsun ve konuşabilelim diye. Evet, ben de orada sıra bekliyorum masaüstü bilgisayarlarda. Herkes ailesiyle konuşuyor, sıraya giriyorum, işte kalkıyor biri, ben oturuyorum, onlarla iletişim kuruyorum. Yalnız yarım saat kadar bir bağlantı problemi yaşıyorum. Çok ondan zor. Sonra çok zor ya, şimdi mükemmel yani. Şu an çok basit. Ben evet. Ankara'dayken annemle belki daha az görüşüyorum. Kesinlikle doğru. Orada her şey çok daha kolay. Mehmet de yurt dışındayken biz işte inanılmaz rahattık. İşte indim, Mehmet geldim. Mehmet yurt dışındayken inanılmaz rahattık derken. O kadar rahat, tek çocuk olmak çok güzel. İletişim şimdi mükemmel. Yani bunun bilmiyorum hiç şeyi olamaz. Karşılaştırması olmamalı bile yani. Şimdi her şey çok konforlu.
Evet, o zaman üçüncü soruma geliyorum. Üçüncü sorum şu. Yurt dışında bulunacağınız bölgeyi gitmeden nereden ve nasıl araştırdınız, neleri biliyordunuz? Ben giderken hiç bilmiyordum. Daha öncesinde yurt dışına da çıkmamıştım. Ve İtalya, evet İtalya ne kadar kötü olabilir? Torino, eminim orada güzeldir dedim ve o şekilde yola çıktım. Oraya gittiğim zaman öğrendim. Yani Google Maps'ten vesaire okulun etrafını tabii gezmedin ki mi? Google Maps bana bütün şehri, ben gitmeden önce bir hafta boyunca bütün şehri ya turladım. Ve şehri zaten hani daha önce orada yaşamışçasına hakim bir şekilde gittim. Bu var ya, mükemmel bir fırsat bence. Ben de demek istemiyorum ama maalesef. Google Maps vardı. Vardı. Ama bu kadar bu güzel. Bu kadar değil. Hayır. Sokak sokak gezemiyordun. Gezemiyordun. Ama ben de zaten hani lokasyonuna baktım. Sadece çalışacağım otelin işte web sitesinden böyle nasıl bir yer olduğuna baktım ama kalacağım yeri, kalacağım sokağı, işte o bölgeyi tanıtacak bir YouTube videosu olsun. Yok. Ne bileyim yani, bir hiçbir şey bilmeden gittim ben. Sadece işte bölgenin adını işte Google'ladım, baktım, bu kadar. Ben de bu bilgi bu yani. Ben şehri ve ülkeyi bilmiyorum dedim ama gitmeden önce nerede en güzel pizzayı yiyebilirim? Ya. Kahve nerede içilir? Hangi sokakta ve hiçbir zorluk çekmeden çok rahatlıkla gidebildim. Evet, inanılmaz güzel şeyler yemişsindir. Hepsi çok lezzetli. Benim çok güzellerdi. Benim şeylerde yiyorsunuz diye hala orada çünkü. Hala evet, hala yiyorsun. Benim yemek olayım mesela sadece hazır çorba. Çok zormuş. Bu arada yemekle ilgili sorum da olacak birazdan. Tamam. Peki gitmeden önce o bölgeye gitmiş ya da o programa katılmış bir biriyle görüştünüz mü, konuştunuz mu? Hani bunda bir farklılık var mı? Hani 2009'da da bu ağ var mıydı şu an olduğu gibi? Bunu öğrenmek istiyorum aslında. Ben gitmeden önce orada okuyan kişileri sosyal medya üzerinden bulup onlarla iletişim halinde, hani onlardan fikir edinmek ve önerilerini dinlemek için iletişim kurdum. Evet. Çok havalı değil mi? Çok. Ben de şöyle Amerika'ya daha önce gitmiş biri. Okuldan konuştuğumu hatırlamıyorum. Sanırım yoktu. Hı hı. Ama annemin arkadaşının oğlu bir abimiz bizden önce gitmişti. Evet, gitmişti Amerika'ya. O da işte Work and Travel programıyla gitti. Çok da güzel böyle hani paylaşımları falan oluyordu. Tabii bize işte göstermişlerdi fotoğraflarını. Annem anlatmıştı, teyzemler şöyle gitti, işte Ali böyle yaptı. Biz sadece bu kadar bir bilgiye sahiptik. Çok daha öyle zordur tahminimce. Çok zordu yani. Biraz böyle karanlık bir şeye gittim ben. Ne gerçekten olduğunu tam bilmeden gidiyorsunuz aslında. Türkiye'nin ilk Work and Travel'cısı Ali abiye de selam olsun. 2001'de gitti. Evet, ben yeni doğmuştum. Evet, ilk program belki de ilk yani Türkiye'de oldu. Belki de o zaman ilk gitti. Evet. İlk bilinen gidenler zaten. Aynen aynen. Ama o zaman mesela çalışacağın iş kolları farklıydı. O zaman herkes New York'a mı gidiyordu? Öyle bir şeyler vardı. Şimdi mesela çok daha hani her eyalete gidiyorlar eyaletleri artık. Eyaletleri bilmiyorduk ki o zaman. Her eyaletleri şu an Work and Travel yapıyor. Evet. Ben de bir süre Work and Travel danışmanlığı yaptım biliyorsunuz. Evet. Sen daha iyi biliyorsundur. Estağfurullah. Evet. Şimdi can alıcı soruma geçiyorum. Şu ana kadar Can kaç kare fotoğrafın var? Abla senin fotoğrafların nerede? Benim de var. Yani nereden baksak 15-20 bin kare fotoğrafım ve videomun olduğuna eminim. Evet. Her yerdeki anımı hani fiziki hale getirebiliyorum, görebiliyorum. Benim için çok de, güzel oluyor. Benim de anılarım burada ve burada. İnsanlarla paylaşmak zor oluyordur ama onu. Yani, ben şeyi hatırlıyorum. Dijital fotoğraf makinesi almıştık. Evet evet. Dijital fotoğraf makinemde var. Var yani fotoğrafım. Var ya 15 tane falan var benim. Gayet yeterli. Gayet yeterli. Var. Çünkü benim senin telefonun şimdi ne? Benim telefonum deterjanın yanından aldım telefondu Can yani. Bunu kıyaslayamayız. Bu videoda anlatmıştık. Deterjan bana telefon verdi. O telefon anca o kadar. Yani doğru. Yani evet. Çok iyi. O zaman son sorum da yemekle ilgili. Aslında bu bir zaman kıyaslaması değil. Evet. Can, İtalya'da en sevdiğin yemek ne? Ya bu keşke Türkiye'de olsaydı, bunu çok seviyorum dediğinle. Abla senin de Amerika'ya dair unutamadığın yemek nedir? Yani bir düşüneyim ben bunu. Ben o zaman hemen cevaplayayım. Evet, daha taze. Pizza Türkiye'de de olsa diyebiliyorum. Türkiye'de olmasına rağmen. Çünkü oradaki pizzalarla Türkiye'dekilerin hiç benzemediğini düşünüyorum. Oradaki pizzalar benim en sevdiğim ve tek tercihim olabilir diyebilirim.
Bir de sen mesela gitmeden restoranlara işte bakıyorsundur. Tabii yorumlarına bakıyorum, aynen, menülerine, puanlarına, yemeklerin fotoğraflarına, her evet, şeye bakarak fikir ediniyorum. Bizde mesela şeydi, işte şurada bir hamburgerci var, şurada şu var, işte oraya gidelim. Hani vardır o... varmış. Öyle duyduk. Öyle duyduk. Kızılderililer gidiyormuş. Teşekkürler Mehmet. Yani bilmiyorum, hani böyle sokak lezzetleri gibi hamburgerler falan böyle çok güzel hatırlıyorum. Sonra birçok şeyi hatırlamıyorum. Çok eski çünkü. Ama işte yorumlara bakıp böyle puanlara can gibi bakıp restoran seçemediğim için ben McDonald's falan yiyorum. Çok üzgünüm. Kötü bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Çünkü hep yorumları okuyorum. Evet. Puanlamalarına bakıyorum ve diyorum ki tamam burada yenir ve hepsi de güzel çıkıyor. Ama bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence yani bir İtalyan mutfağıyla da ya Amerikan mutfağı bence kıyaslanamaz. Ya. Kesinlikle kıyaslanamaz. Ben karbonhidrat seven bir insan olarak. İtalya yani, tam evet, sizin yeriniz. Yani İtalya'nın mutfağı bence çok daha iyi olduğu için burada birazcık... Yani soru şey o, eşit olmadı bize soru. Bu sefer abi evet, değil. Evet evet. Ya burada aslında aklınızda kalan Türkiye'de olsa dediğiniz, ben mesela buna cevap verecek olsam mac and cheese derdim. Ha, Amerika'da evet, özellikle ya ablamla bizim aynı bölgeye gitmiştik Wisconsin'da. Evet, orada çok iyi bir mac diye restoran vardır. Mac and cheese müthiştir. Keşke olsa da yesek. Evet yani o tarz şeyler. Evet. Ben de böyle hatırlıyorum işte böyle bir yerde limonata içtiğimi hatırlıyorum. Bilmiyorum ya. Böyle hani sokak lezzetleri gibi şeyler hatırlıyorum. İşte hani Can gibi böyle daha işte böyle fine dining bir restoranda şunu onu hatırlamıyorum. Ama şu an mesela giden illa Amerika'da çok güzel yerler vardır. Ama işte şimdi giden çocuklarda hep şey var ya işte yoruma bakayım, işte puanına bakayım. O yüzden daha önerilen yerlere gitmeyi evet, insanlar daha çok tercih ediyor. Bir Michelin yıldızlı restorana gitmiyor. En az iki Michelin yıldızı olmaz. Tercihim genelde o yönde. Çok büyük avantaj kesinlikle. Yıl var ya inanılmaz şeyleri çok değiştirmiyor şey fark ama. Çok şey değiştiriyor. Kesinlikle. Yani bir mesela senden 10 sene sonra giden biriyle de çok farkın olacağını düşünüyorum ben. Ben orada görüştüğüm yerli yaşayan biriyle konuştuğum zaman bana diyor ki ben Türkiye'den buraya yıllar önce geldiğimde ailemle 6 yıl görüşmedim, konuşmadım ve birbirimizden haber almıyorduk. Evet. Ben sen ne zaman konuştun en son diyor. Dedim gelmeden önce yolda konuşuyordum. Maalesef böyle büyük farklar evet, olabiliyor. Yani bence yaşam alanında da hani işte restorandır, yaşam konforudur, tabii iletişimdir. Ki. Bence her şey çok fark edecek. 10 sene sonra video yapalım ben de katılmak istiyorum. Tamam. Bulutla seni kıyaslarız o insanı. Benim oğlum, sen, ben bir video. 10 yapalım. Sene sonra tamam. Bunun sözünü de buraya yazdım. O zaman da ben çok geride kaldığımı hissedeceğim. Bence de. Evet, benim sorularım bitti. Son olarak izleyenlere özellikle söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun, alalım ve kapanışı yapalım. Son olarak buradan ne demek isterim herkese? Yani mutlaka bence her öğrencinin böyle bir deneyim yaşaması gerekiyor. İşte çok öncesinde, sonrasında arada iletişim farkı var, yaşadığımız zaman farkı var. Bunların hiçbir önemi yok. Ben çok belki zorluklarla gittim ama çok güzel şeylerle döndüm. Çok güzel şeyler kattı bana. Can da öyle. Kesinlikle. Özgüvenimiz... Çok iyi oldu. Yani o yüzden mutlaka ben herkesin bir yurt dışı eğitim programına dahil olmasını isterim. Kesinlikle. Ben de senin fikirlerine katılıyorum Kumru abla. İnsanın özgüvenini yerine getiriyor evet, ve gerçekten birey olmayı öğretiyor insana. Yurt dışı kesinlikle korkulacak bir yer değil ve kesinlikle herkesin gitmesi gereken bir yer. Şimdi çok kolay bir de bence. Her kesinlikle, yere bakabiliyorsun, her şeyi görebiliyorsun. Yani bu değerlendirilmeli. Neden kolay? Çünkü Oscorp. Oscorp'la her şey çok kolay. Çok teşekkürler. İkinizin biz teşekkür ederiz. Mehmet'ciğim biz teşekkür ederiz. Son olarak arkadaşlar, Oscorp YouTube kanalına abone olmayı, bizi beğenmeyi, bütün videoları izlemeyi unutmayın. Çok güzel içerikleri var zaten YouTube'un. Aynı zamanda Instagram, TikTok bunları da takibe alın. Bence bu içeriklerden mutlaka yararlanın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.